Taksim Gezi Parkı direnişi haftalarca sürmüş ve çeşitli etkinlik ve yürüyüşlerle de sürmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Merkezi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, Gezi Parkı direnişiyle başlayan ve tüm ülkeye dalga dalga yayılan gösterilerin AKP hükümetinin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını söyledi. Gezi Parkı direnişinde bir üç fidanımız daha yaşarmıştır. Nasıl yıllar önce halkı için gözlerini kırpmadan dar ağacına giden Deniz'imiz, Yusuf'umuz ve Hüseyin'imiz olduysa, şimdi de yine halkı için gözlerini kırpmadan canlarını veren Abdo'muz, Ethem'imiz, Mehmet'imiz oldu. Parti il binasında düzenlediği basın toplantısında Gezi Parkı olaylarında ağır bedel ödeyen halkın her türlü baskıya ve zulme karşı boyun eğmediğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Merkezi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, Gezi Parkı direnişinde bir üç fidanın daha yeşerdiğine dikkati çekti ve halk kendisi için toprağa düşmüş yiğidini asla unutmaz. Gezi Parkı direnişiyle başlayan olaylarda halkına karşı orantısız güç kullanılmasına göz yuman hükümet şunu unutmamalıdır ki, sebebi ne olursa olsun savunmasız insanları öldürmenin mutlaka bir bedeli olacaktır, dedi. Adaletin önüne çıkartılmış olunmaması ve Ethem Sarısülük kardeşimizin failinin bilinmesine rağmen sözde nefsi müdafadan serbest bırakılmış olması ülkedeki demokrasi ve adalet sisteminin ne denli çökmüş olduğunu bir göstergesi, bir kanıtıdır. Kutlu, demokrasi şehitleri Abdullah Cömert ve Mehmet Ayvalıtaş'ın faillerinin bulunup adaletin önüne çıkartılmış olmaması ve Ethem Sarısülük'ün failinin bilinmesine rağmen sözde nefsi müdafadan serbest bırakılmış olmasının ülkedeki demokrasi ve adalet sisteminin ne denli çökmüş olduğunun bir kanıtı olduğunu ileri sürdü ve bu durumun vicdanı hür tüm yürekleri sızlattığını söyledi. Bu tutum hükümetin gerektiğinde halka ne kadar gaddar olabileceğini göstermiştir. AKP hükümeti tarafından bu zulme karşın bu kadar destek gören failler ileride olabilecek kitlesel eylemlerde ne denli vahim sonuçlar doğurabileceği muhakkaktır. Gezi Parkı direnişinde hükümetin tutumu ve polisin uyguladığı şiddetin ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçtiğini de öne süren CHP Hatay Merkezi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ümit Kutlu, bizler faillerin en kısa zamanda yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz ve bizler failler bulunup yargılanana kadar da bu işin peşini bırakmayacağız, diye konuştu.